Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı. Yarınki resmi gazetede yayınlanacak bu kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Seçimlerin yenilenmesi kararımızın ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden yılbaşından hemen önce kamuoyuyla paylaşmıştık şeklinde konuştu. Yenilenmesine karar verilmiştir. Hayırlı olsun. Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki resmi gazetede yayınlanacak bu kararın özellikle ardından Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararımızın ülkemize, milletimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Aziz milletim, bilindiği gibi seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden, yılbaşından hemen sonra kamuoyuyla zaten paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini yaklaşık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerin bazıları şunlardır. Her şeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yine bu tarih yurt içinde ve yurt dışından yüz binlerce vatandaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu senede milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bunların başını çektiği sebeplerle 18 Haziran'ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik. Alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Düzce ve çevresinde cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı hava ve kısa süreli fırtınaların etkisi altına gireceğini tahmin edildiği belirtildi. Yağışların bölgemizde genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağışların cumartesi, pazar ve pazartesi günleri bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın cumartesi günü bölge genelinde güney yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren bölge genelinde yağışlarla beraber hissedilebilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Düzce Belediyesi 2023 yılı Mart ayının son toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli tarafından yönetilen İkinci oturumda komisyonlara havale edilen 25 madde görüşüldü. Bir önceki oturumun meclis tutanak özetinin oylanmasıyla başlayan toplantıda plan ve bütçe komisyonuna havale edilen
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ek ödenek arttırılması, depremzede vatandaşlarımızdan su aboneliği işlemlerinde depozito bedeli alınmaması, depremzede vatandaşlarımızın toplu taşımadan ücretsiz faydalandırılması, norm kadro derece ve unvan değişiklikleri, Azziye Pazaryen'in taşınması ile yurt dışı görevlendirme maddeleri oy birliğiyle kabul edilirken bitum tanker alınması maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra imar komisyonuna havale edilen gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, maddelerin görüşülmesinin ardından bir sonraki toplantının 3 Nisan Pazartesi günü saat 18'de olması kararlaştırılarak sona erdi. Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan pastacılık kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 20 kadının yer aldığı kursta pastacılık konusunda her detay tek tek kursiyerlere anlatılıyor. Hamurun nasıl açılacağı, hangi teknikler ile pişirilmesi gerektiği üzerine eğitim alan kadınların hayali ise bir işletme açmak. Arkadaşlar 45 lira, tamam mı? Daha sonra o dursun orada. Bana bir bakın arkadaşlar. Şekli verdikten sonra çatalla şöyle iz veriyorum. Pastane usulü olsun diye, tamam mı? Daha sonra da yumurta sarısını süreceğiz. Bu şekilde porsiyonluyorsunuz. Tamam, herkes yapsın, gelin buraya. Ben çıkayım hatta. Bu son şeklim, iyi bakın görmeyenler. Hocam oldu mu? Oldu oldu. Şöyle çok yakın değil, tamam mı? Şu şekilde bırakıyorum. Bana bir bakın, bir daha gösteriyorum. Şu şekilde çekiyorum çatalla. Bırakıyorum. Çeliçeye dikkat 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 dikkat. Yıldız Hanım, oldu geldi mu? mi? Evet, yapıştı. Şunu alalım mı? Az bir O, o bence şey az bir hamur. Evet. Bu da mal gibi. Kursiyerlerimle birlikte pasta yapıyoruz ama ülkemizin bulunduğu yaşadığı felaketten dolayı deprem sonrası kursiyerlerime daha çok moral olduğunu düşünüyorum. Birçok ürünü öğreniyorlar ve sektörde aktif olarak çalıştıklarında onlara katkı sağlayabilecek ürünler, teknikler, detaylar çok öğreniyorlar. Kursumuz bu şekilde. Şimdi şekil farklı olabilir, çok normal, sıkıntı yok. Komple yanlarında falan. Evet, patlayacak. Fırının ısıtılmasına gerek var mı Pelin Hocam? Efendim? Evet, fırın ısıtılacak mı? Pastacılık kursuna geldim. Değerlendirmek istedim zamanımı. Pastacılık üzerine de becerim var, yani yeteneğim var. Geliştirmek için buraya geldim. Evet, ilerleyen zamanlarda bu konuda geliştirip bir yer açmayı düşünüyorum. Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları adeta çöplüğe gömüldü. Sitenin bloklarında çamur ve tozun yanı sıra çöp biriktiği gözlemlenirken alt katlar ise tamamen pislik içinde kalması vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Site yönetiminin çalışmadığını iddia eden vatandaşlar, Düzce Belediyesi'ne seslenerek binaların temizlenmesini, aksi takdirde salgın hastalık başlayabileceğini belirttiler.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü özellikle şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlara araç çekerek işgal eden sürücülere geçit vermiyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde gerek kaldırım gerekse de yol işgaline karşı araç sahiplerine uyarılarda bulunurken yayaların güvenliklerini tehlikeye düşüren araçlara ceza işlemde bulundu. Rıhtım, Saatçıgil, Aydınpınar, Mehmet Akif caddeleriyle Rasim Betir ve Atatürk bulvarları üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde 26 araca 11.000 TL para cezası uygulayan ekipler denetimlerin periyotlar halinde sürdürüleceğini ve bu bakımdan sürücülerin duyarlı şekilde hareket ederek kaldırımlara park etmemelerini istediklerini bildirdi. Türkiye'de birçok ilde yaklaşık 2 aydır görülen SAT2 tipi şap virüsü sebebiyle harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı karar ile ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatılırken şehirler arası nakil de yasaklandı. Bu çerçevede Sakarya'da da kapatılan pazarlardaki hayvanlar tahliye edildi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sakarya Veteriner Hekimler Odası koordineli olarak çalışma başlattı. Hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46.159 lira idari para cezası uygulanacak. Alınan karar ile birlikte sevkiyatların durdurulduğunu söyleyen Sakarya Besiciler ve Tavukçular Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman şöyle konuştu. Maalesef bugün alınan bir kararla Türkiye genelinde bütün iller arası sevkiyatlar durduruldu. SAT2 denilen şap virüsü çok şükür bizim Sakarya'da şu an yok ama görünen iller olduğu için yayılma hızlı bir şekilde yayıldığı için buna önlem olarak bakanlığın aldığı kararla hayvan pazarları kapandı ve sevkler durduruldu. Çiftçi, üretici üyelerimiz hakikaten ciddi manada bir etkilenecektir bu olayda. Ama tabii ki biz buna önlem alınması, dezenktefe yapılması, yani önlemlerimizi alması yönünden bir yandan daha iyi olduk. Pazarların kapanması biraz hastalığın ilerlemesini önler. Ekonomi olarak ciddi manada sıkıntı yaşar. Çünkü üretici arkadaşlarımızın, üyelerimizin her hafta pazara çıkarttıkları hayvanları satarak borçları ödeniyor veya yemini samanı alınıyor. Tabii ikinci bir emreye kadar ne zaman olacak veya ne zaman açılacağını bilmediğimiz için o zamana kadar da pazarlar kapalı olunca bir sıkıntı yaşayacağız. Buna da yapacak bir şey yok. Her şeyden önce hastalık bizim Sakarya'da olmadığı için veya dışarıdan bizim Sakarya'ya gelecek hayvanların hastalıklı olup olmadığını bilmediğimiz için bir sürede olsa kapalı olması iyidir diye düşünüyoruz. Biz üretici olarak tabii ki üzücü bir olay. Bu pazarın kapanması, sevkiyatların durulması, bazı üretici arkadaşlarımızın Doğu ve Güneydoğu'da alınmış malları var. O malları kaldırmaları lazım, paraları ödenmiş. Nasıl olacağını biz de bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz şu anki durumda. İnşallah kısa sürede çözülür de bu hastalık bir an önce herkes işine bakar diye düşünüyoruz yani. Hacı Musalar köyünde yaşayan Mustafa ve Emine Sarı çifti bir günde hem mutluluğu hem de üzüntüyü yaşadı. Sarı çiftinin ilk doğum yapacak Melek adını verdikleri koyunları doğum esnasında rahatsızlanınca Emine Sarı veteriner hekimi arayarak yardım istedi. Veteriner hekimin yaptığı muayene neticesinde koyunun normal doğum gerçekleştiremeyeceği belirlendi. Bunun üzerine sezeryen ile doğum yaptırıldı. İkiz kuzu doğuran koyun güçten düşünce tedavi altına alındı. Koyunun bir süre sonra telef olduğu öğrenildi. Hem sevinç hem de üzüntü yaşayan Emine Sarı şöyle konuştu. Aklına zayıf. Acıkmış. Vay yazık, vay yazık, vay yazık. Bunları üvey anne bulmalı. Evet.
Başka türlü şey yapmaz. O da istemiyor. Gel, gel. 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 Gel kuzum. Gel, gel, gel. Ne oldu? Acıktınız mı? Acıktınız mı siz bakayım? Hani bakayım? Hani? Hani? Oh. Geldi. Yarımları çıktıydı. O da olmadı. Veteriner çağırdık. Sezeryen yaptırdı. İkizleri oldu. Olacını biliyorduk. Soluğu geldiydi. Veterinere çağırdık. O da sezeryenden oldu. Rahimi dar olunca. Hı. İsimlerini koyduk mu? İsimlerini koymadık daha. İnci bu rahatsız olduğu için sütü yok. Başka koyun kuzuladı. Onu emzireceğim. Ha, üvey anne bulacağız. Üvey. Onları tamam. Emzireceğim. Var mı aday? Var. Var, bugün gene oldu kuzu. Ha. Akşam oldu iki tane de onları emzireceğim. Ha. Niye koyamışsın denli? Daha zayıflar değil mi? Hı hı. Tarihte dün öyle iki tane oldu. Veteriner iyileşir diye umudumdu ama bu sabah da kuzuluğu çıktı. Onu geldi dikti. İşte bilmeyen Allah'tan ümit kesilmez. Evet. Kaç yaşında koyun? Ta ilk. Ha, ilk doğumları. İlk doğumu. Ha. Tamam. Başka anneye emzirilecek artık. Evet. Gel. Gelin bakayım. Yeni geçit veren köy mevkiinde tavuk üretimi çiftliğinde 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda Necati G ile 61 yaşındaki Ahmet Kuyucu arasında kavga çıkmış. Necati G cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Kuyucu'ya saldırmıştı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 79 bıçak darbesiyle yere yalan Kuyucu hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Necati G ise tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sanık Necati G'nin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Savunması için söz hakkı verilen Necati G, Ahmet Kuyucu'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Necati G, şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum, jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti önceki duruşmalarda sanığın cinsel taciz olayını belirtmemesi, indirim uygulanması için iddiayı ortaya attığına kanaat getirdi. Sanık Necati G. indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği iddia edilen 7 yabancı uyruklu şahsın Akyazı ilçesi Eskibel ve Vakıf mahallelerinde dolaştığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler şahısları yakalayarak jandarma merkezine götürdü. Şahısların jandarma merkezindeki işlemleri sonrasında sınır dışı edilmesi için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi. Thank you.